Herkese merhaba. Analog zamanlayıcı projemi az önce bitirdim ve hemen videosunu çekmeye başladım. Bu analog zamanlayıcı projesi bir arkadaşımın spor zamanlayıcısı yapabilir miyiz sorusu üzerine başladığım bir projeydi. Ve bu projede de şu parça laboratuvarlarda kullanılan bu gaz ocakları var. Gaz ocaklarının tabanı. Şu aradaki alüminyum boru, bazı kurutmalıklarda bulunan çapı, o yaklaşık 8, yok 10 milimetre olan bir boru. Arkasında bir step motor var. Bu step motoru da eski bir yazıcıdan çıkarttım. Eski bilgisayar kasalarından çıkarttığımda renkli kablolar var. Bunları ördüm, eski radyolarda olduğu gibi. Bir de kontrol bölümü var. Şu tabanda bulunan ahşaptan keserek yaptım bunu. 2 adet kontrol butonu var. Buton konusunda çok tereddütte kalmıştım. Metal butonlar kullanmayı planlamıştım ancak yakışmayacağını düşündüğüm için plastik butonlar yaptım. Bu butonlar da dolapların içerisinde bulunan rafları, dolapların duvarlarına sabitlemekte kullanılan plastik parçalar. Bunları butonların üzerine bağlayan parçalar ise bildiğiniz çöp şiş çubukları. Devrenin alt kısmını aydınlatan bir şerit led var. Şurada kenarda bir Arduino Uno görüyorsunuz. Bir delikli devre kartı var ve devre kartının üstünde de Easy Driver bulunuyor. Ayrıca L7812 ve bir kondansatör ile regüle 12 volt alıyorum. Çünkü bu led'i parlak bir şekilde yakmak istedim. Arduino'nun gücü ise Easy Driver üzerinden sağlanan 5 voltluk enerji ile elde ediliyor. Güç girişini de yine eski bir devreden söktüğüm bir DC soket ile yaptım. Butonların fonksiyonları son derece basit. Çok az miktarda buton kullanmak istedim. Bir butonla yapmaya çalıştım ancak çok kullanışlı olmayacağını düşündüğüm için iki butona indirgeyebildim. Birinci buton set sayısını ayarlıyor. Örneğin şu an 3 sette. Bir kez daha bastığımda 4 sette. Bir kere daha basıyorum 5 set. Şimdilik 5'ten sonra başa dönüyor. 2 set ayarlıyorum. Eğer basılı tutarsam da geri sayıma başlayacak. Geri sayıma başlamadan önce kaç set kaldığını da yine şu araya yerleştirdiğim beyaz led ile ikaz ediyor. Şu an zamanlayıcı her setin 30 saniye olmasına ayarlandı. Bu ayarlamayı yapmak için de ikinci butonu kullanıyorum. İkinci butona her bastığımda zamanlayıcıyı yani şu an gerçekleşen geri sayımı 30 saniye arttırıyor ve standartta da zaten yani başlangıçta da 30 saniye ile başlıyor. Şu an bu döngü 30 saniyede tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra LED bir kez yanıp sönecek. Çünkü 2 set ayarlamıştım. Birini tamamlamış olacak. Geriye bir set kalmış olacak. Ondan sonra tekrar son döngüsünü yapacak. Eğer döngü tamamlandıktan sonra bu arada şunu söylemiyordum. Bu butona uzun süre basarsam da zamanlayıcıyı tekrar 30 saniyeye sıfırlayacak. Bir kez yandı ve tekrar başlıyor. İlerleyen zamanlarda bu projeye bir de termometre ve nem ölçer eklemeyi planlıyorum. Şuralardan 0 derece veya maksimum minimum değerlerini işaretlemek gibi bir planım var. Ondan sonraki zamanlarda ise bu projeyi bir hava durumu göstergesine çevirmeyi planlıyorum. Şöyle olacak. İçeride bir Arduino Uno veya Nano veya bir Raspberry Pi de olabilir. Bunu bir hava durumu sunucusuna bağlayacağım. Wi-Fi Shield veya bir kablolu ağ bağlantı modülü ile sağlamayı düşünüyorum. Bunu göstergenin bulunduğu konumlara da işte bulutlu, yağmurlu veya rüzgarlı gibi çeşitli göstergeler ekleyebilirim. Veya ışıkla da çeşitli ikazlar yapmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar.
1 dakika.